İcdelmiyor musun beni? Ha? Sana Yiğit aşağıda diyorum. Hadi çık odamdan sonra konuşuruz. Çık. Niye İcdel? Ha? Zor durumda mı kalırsın? Dün gece benim kaldığım gibi mi? Ben dün gece sana zarar vermek istemedim. Ama verdin. Senden rica etmiştim. Hayatımda ilk kez senden kendim için bir şey istemiştim. Dün gece benim için önemli dedim. Mahvetme demiştim. Sen ne yaptın peki? Benim senin için yaptığım onca şeyden sonra sen dün gece ne yaptın? Kes sesini. Kes sesini, bak aşağıda herkes duyacaklar. Delirdin mi be? Umurumda bile değilim değil mi? Gözünde benim de, benim hayatımın da en ufak bir değeri yok değil mi? Yeter! Yeter, sus artık ya. Duyacaklar diyorum sana. İcilal'in sesi mi o? Vallahi telefonla kavga ediyor herhalde. Tamam, sen in aşağıları toparla. İn. Tek bir şey duymak istiyorum. Sadece tek bir şey. Senin için yaptığım tüm şeylerden sonra ben dün gece böyle bir teşekkürümü hak ettim. Biliyor musun? Ne kaybettiğim iş, ne batıracağım ajans. Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Ama dün gece o hissettiğim değersizlik. Allah beni kahretsin ki hala umurumda olan tek bir şey var, o da bu yüzden. Bana hissettirdiğin o değersizlik. İşte bu benim umurumda. Neredesin Nur ya? Neredesin? Güzel, sen de buradasın. O iftiracı, o yalancı nerede ha? Nur! İcilerle konuşmadan buradan gitmeyeceğim. Nur, sakin ol. Cevap ver bana. Allah'ım, ne diyor bu adam? Kendine gel. Kendine gel artık ya. Dün gecenin seninle bir ilgisi yoktu diyorum sana. Olay çıkarmaya gelmedi. Ama o yalan söylüyor ve bunu itiraf edecek. İşte bütün mesele bu, anlamıyor musun? Karnımda benim çocuğumu taşıyorsun ama bunların hiçbirinin benimle ilgisi yok. Sen. Sen ne dedin? Sen. Ne dedin? Sen ne dedin? Ne dedin sen? Ne dedin? Ne dedin? Sen ne dedin? Sildim ben. Sen ne dedin? Ne dedin? Sildim ben. Ben seni öldürürüm! Ne oluyor teyze? Teyze ne oluyor teyze? Teyze! Teyze! Bayıldı. Teyze! 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 İcdel! İcdel ambulans çağır. İcdel ambulans çağır, hadi ambulans çağır İcdel! Tamam, tamam ben çağırıyorum. Git, git hemen ilaçlarını getir. Kızlara söyle hemen. İcdel, pencereyi açsana. Hava gelsin. Çok acil bir ambulans istiyoruz. İcdel hadi dondun kaldın, pencereyi aç diyorum sana. Evet, bozan çiftliği. Bekliyoruz. Teyze, teyze. Kaldır biraz başını. Teyze. Fırat nerede kaldın? Yiğit, Yiğit bir şey yap. Ver suyu ver. Getirin, getirin. Hiç merak etme teyze, iyi olacaksın. İyileşeceksin teyze, iyi olacaksın. Hiç merak etme. İcdel, ben arabayla takip edeceğim sizi. Sen de bin ambulansa, hadi teyzemin yanına bin. İcdel, hadi neyi bekliyorsun? Uyansana. Geleceğim ve konuşacağız, tamam mı? İyi olsun, o önemli olan şu an. Bu
Buraya güya İcler'den hesap sormak için gelmiştim. Ne oldu böyle? Ben bilmiyorum. Yakana yapışmıştı. Ya bilmiyorum dedim ya Nur. Pardon. Sesimi yükseltmek istemedim. Sinirlerim bozuldu biraz. Tutunmak için. Tutunmak içindi galiba. Ya siz içeri girmeden önce de başım dönüyor. Ölüyorum falan diyordu. Öldürürüm dedi. Kafası karıştı herhalde. Bilmiyorum. Yani ne dedi, ne yaptı hiçbir fikrim yok. İlk defa... Ya ilk defa biri gözümün önünde böyle fenalaşıyor. Ben biraz panik oldum galiba. Umarım ciddi bir şey yoktur. Haber aldığınız zaman bana da haber verirseniz sevinirim. Fırat Bey, iyi misiniz? O kadar kötü bir şey olamaz. Bak ambulans da hemen geldi. Başka bir şey mi var? Ben şey... Çok kötü görünüyorsunuz. Aytül Hanım yüzünden değil herhalde. Hayır. Hayır ya şey... Senin haberin yok tabii. Sancaklar kampanyayı bitirdi. E haklı. Tüm Türkiye benden nefret ediyor. Ne yapacaktı adam? Görüyorsunuz değil mi? İcilel'e hayır diyemediğiniz için o gece sadece bana değil, kendi kalenize de gol attınız. Nur bak, benim kafam çok dağıldı. Şu an iş konuşacak durumda değilim. Aferin Kerem Bey'e. Bu cezayı hak ettiniz. Ama biliyor musunuz? Ben hak etmedim. Nur daha sonra... Allah'ım ben ne yaptım? Ya ben ne yaptım ya? Anne. Anneciğim ne olur aç gözlerini anne. Hadi. Merak etme, gel hadi. Hiçbir şey olmayacak. Nerede kaldılar ya? Bir daha arasak mı acaba? Ha? Vazgeçti galiba. Gelmeyecek. Sakin olun Elmas Hanım. Tekrar aramamız uygun olmaz. Uygunluğu mu kalmış Allah aşkına ya? Gelmezse ne yapacağız diye soruyorum. Size defalarca söyledim Elmas Hanım. Şu aşamada başka bir yaptırımda bulunamayız. Yok, gelmeyecek. Kesin vazgeçti. Elmas Hanım. Allah'ım çok teşekkür ederim. Hoş geldin Cahit. Hadi hemen içeri girelim, bitirelim bu işi. Bir dakika hanımefendi. Önce bir imzanızı almamız gerekiyor. Ne imzası Cahit? Muhatabınız ben oluyorum hanımefendi. Peki tamam öyle olsun. Ben alayım evrağınızı. Demek öyle Cahit. Bir bakmak bir konuşmak yok demek ki. Sen benim hatalarımı unutamadın ama... Ben bugünlerimi unutacağım. Gerçek bir ortaya çıksın. Ben şu iki canlı halimle çektiğim bütün kahrı unutacağım. Elmas Hanım, avukatınız olarak bu taahhütü imzalamamanız gerektiğini düşünüyorum. Niye? Neymiş o? Bir çeşit sessizlik anlaşması. Testin sonucu müspet ya da menfi her ne olursa olsun sizi konuyla ilgili üçüncü şahıslara açıklama yapmaktan men ediyor. Aynı zamanda menfi sonuçta müvekkilime yeni bir dava açamayacak ve kendisinden maddi manevi hiçbir şey talep edemeyeceksiniz. Doğal olarak. Aa, Cahit konuştu. Alayım ben. Elmas Hanım, eğer imzalarsanız ve testte bir sıkıntı çıkarsa hiçbir
Merak etmeyin. Bir sıkıntı yok. Ben bebeğimin babasının kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Buyurun Cahit Bey. Buyurun siz önden buyurun. Ulan ölecek mi annem, ölecek mi? Ya ölürse? İclal tamam, sakinleş artık. Sadece spazm geçirmiş. Bir şey olmayacak ona, merak etme. Teyzem hiçbir şey olmayacak, hadi topla kendini. Annem ölürse? Ölmeyecek o. Daha torununu sevecek. Oh, ben ne yaparım annemsiz? İclal. Ben ne yaparım? Sakinleş biraz, bak bu bebek için iyi değil. Kendine topla. Lütfen. Hemşire hanım. Buyurun. Hemşire hanım, İclal hanım biraz iyi değil, kendisini toparlayamıyor da. Kadın doğumda kendisinin doktoru Nevin hanım olması lazım. Bir kontrol alır mısınız? Tabii, buyurun. Allah'ım lütfen. Sakinleş, bir şey olmayacak İclal. Ne oldu teyze sana ya? Ben hak etmedim. Ben böyle bir şeyi hak etmedim. Vazgeçmek yok. Hadi Nur, vazgeçmek yok. Bu iş böyle bitmeyecek. Bu iş böyle bitmeyecek. Her açıdan doğru bir karar verdiniz Kerem Bey. Marka değerimiz son anda büyük bir darbe almaktan kurtuldu. E tabii ufak tefek sıyrıklarımız var. 25 yıl sonra Sancaktar Kozmetik ilk defa bu kadar ucuz, bu kadar basit bir magazin haberinin içerisinde yer aldı. Müşterilerimizden de tepki çektik tabii. Ama bunlar atlatılamayacak, kapatılmayacak yaralar değil. Beni motive etmene gerek yok Hasan. Bir karar aldım ve bitti. Ben sizi uzun süre sonra böyle kendiniz gibi görmekten çok mutluyum. Yeter Hasal, yeter. Aylık satış raporlarını getirdim. Buna göre... Nur? Affedersiniz. Sekreteriniz yerinde yoktu. Ben de bekleyemedim. Nur Hanım, burası sizin küçük, kuralsız ajansınız değil. Sancaktar Kozmetik'tesiniz. Ve biz şu an bir toplantının içindeyiz. Hazal, dışarı çıkar mısın lütfen? Satış raporları? Bekleyebilir. Ben de bekleyebilirim gerçekten. Yok, hayır Nur. İçeriye bu şekilde girdiğine göre... söyleyeceğin şeyler bekleyemeyecek kadar önemli. Evet, çok önemli. Hazal. Durur musun lütfen? Ayakta kalma. Haklı. Böyle paldır küldür uygunsuz oldu ama... ben kendimi tutamadım. Sorun değil, ben seni anlıyorum Nur. Çünkü neden burada olduğunu biliyorum. Ben de sizi anlıyorum Kerem Bey. Markanıza ne kadar zarar verdiğimi biliyorum. Çok üzülüyorum. Çok utanıyorum. Ama utanmama rağmen ben bugün yanınıza yeni bir şans istemeye geldim. Bakın, ben İclal'e saldırmadım. O gece İclal'e hiçbir şey yapmadım. Ben bu olanları hak etmedim. Ben suçlu değil, mağdurum. Ama benden daha mağdur birileri varsa o da ajans ekibi. Eğer benim yüzümden onları cezalandırırsanız ben buna katlanamam. Ben böyle çirkin bir iftirayla oyuna gelip kendime çizdiğim yoldan geri dönmem.
Lütfen. Sizi bir kez yarı yolda bırakmıştım. Buna rağmen bana inandınız, güvendiniz. Bana ikinci bir şans verdiniz. Şimdi sizden yeni bir şans istiyorum. Kendim için, hayallerim için, bütün bu yaşananlarla en ufak bir ilgisi olmayan emekçiler için. Kerem Bey. Şaşırttın. Beni gerçekten çok şaşırttın. Belki bencilce davranıyorum. Hatta verdiğim zarardan sonra yüzsüzlük yapıyorum. Hakkımda daha farklı da düşünebilirsiniz. Sizden böyle bir şey talep etmem, bana olan ilginizi suistimal ettiğim anlamına da gelebilir. Nur. Bu... Bu sence de biraz açık olmadı mı? Aklınızdan geçecek her şeyi hazırlıklıyım. Hepsini göze alarak geldim. Çünkü ne istediğimi çok iyi biliyorum Kerem Bey. Sanırım seninle ciddi bir iş yemeye yeme zamanımız gelmiş. Efendim Rıfat. Hayır, daha raporları imzalatamadım. Kerem Bey pek müsait değil de. Tamam, çıkıyorlar. Bir saatine çıkıyorum ben. Yalnız şube müdürleri gelecek Kerem Bey. Hazal Hanım ilgilensin. Hazal Hanım, şube müdürleriyle siz... Duydum. Sağır değilim değil mi? İşte yeniden başlıyor. Tam bitti diyorum, yeniden başlıyor. Hiçbir sıkıntı yok İcra Hanım. Gayet iyi görünüyor bebeğiniz. Tamam. Tamam, hadi annemi istiyorum ben. Endişelenmeyin. Anneniz kendine geldiğinde bize haber verecekler. Ya tamam. Bırakın şu bebeği, anneme götürün beni, hadi. Neredesin Fırat? Aç şunu ya. Fırat, biz de hastanedeyiz. Teyzeme ne olduğunu bilmek istiyorum. Mesajımı alınca beni acilen ara. Yiğit Bey. Kendine geldi. Birazdan kalp damar uzmanım sizinle son değerlendirme için görüşecek. Ha, güzel. Peki yanına girebilir miyim? Tabii ama ilaçların etkisiyle konuşabileceğini pek sanmıyorum. Sayıklıyor sadece. Endişelenmeyin ama geçici bir durum. Tamam. İclal Hanım'a da haber verir misiniz? Tabii ki. İyi günler. İclal sana yazıklar. Teyze. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen kızım? Ne yaptın? Teyze. Teyze. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Teyze. Teyze, ben geldim. Beni duyuyor musun? Ha? Teyze. Yazıklar olsun içler. Allah'ım yarabbim, teyze ne diyorsun? Ha? Ah içler. İcilal Hanım, anneniz kendine geliyor. İcilal Hanım, henüz bitmemişti. Tansiyonunuzu ölçecektik. Bitti. Nerede annem? Merak etmeyin, yalnız değil. Yiğit Bey yanında. Ne? Hayır ya. Teyze. Teyze. Teyze, ne oldu söyle. İclal. Ne olmuş İclal'e?
Teyze söyle. Yazıklar olsun sana İcle. Teyze, niye yazıklar olsun İcle'le? Ha? Hadi söyle ne oldu? Teyze ne yaptı İclal? Ha? Hadi söyle ne yaptı İclal, ne yaptı? Teyze. Anne. Defol. Defol, parçalarım seni, defol. Defol, çık dışarı, çık, çık. Anne. Çık dışarı, çık. Sakin ol teyze. Evet, sizi biraz dışarı alalım. Anne. Hadi gel, gelsin. Gel İclal, gel. Şimdi topla kendini, bak bana. Bak bana, söyle ne oldu? Ne oldu da bu hale geldi bu kadın? He? Ne oldu da yüzüne bile bakmıyor senin, he? Ne yaptın kadına İclal? Şimdi söyle bana, anlat, he? Ne yaptın bu kadına? Şu manken bozuntusuna bak ya, insan içine çıkabiliyor hala. Baksana buralara bile gelmiş. Ben İclal kadın olsaydım insan içine çıkamaz hale getirirdim bunu. Kampanya devam ettiği sürece devam edecek, biliyorsun değil mi? Siz de bu kadınların söylediğini yapmamı istiyorsunuz değil mi? Suçlu gibi saklanayım, göz önünde olmayayım, unutulmasını bekleyeyim. Bunun gölgesinin altında öylece saklanıp kalayım. Ben sadece neye göze aldığını bilmeni istedim. Ben kötü bir şey yapmadım. Yaptığım her hatanın bedeline razıyım. Ama yapmadığım bir şey için kendimi cezalandırmayacağım. Siz kampanya tamam da deseniz, devam da deseniz, ben bunun üzerime yapışmasına izin vermeyeceğim. Nur. Sana açık konuşmamı ister misin? Lütfen. Her zaman. Asıl gölgesinden kurtulman gereken bütün bunların sebebi Yiğit Kozan. Sana açık konuşmamı isteyen sensin, unutma. Tabii. Düşündüğünüz her şeyi söyleyebilirsiniz. Adın Yiğit'le anıldığı sürece onun gölgesinde bu meraklı ve düşmanca bakışların altında kalmaya devam edeceksin. Bir değil, bin kampanyanın yüzü olsan bile sen hafızalarda Yiğit Kozan'ın gizli eşi, hasta bir kadının yuvasını yıkmış, hamile bir kadın... Yeter. Duymaya bile dayanamıyorum artık. Duymaya dayanamıyorsun ama yaşıyorsun, yaşayacaksın. Ne yapayım peki? Ne yapayım? Kaçıp gidip yok olacak halim yok ya. Bir şey yapmam lazım. Ben ne yapman gerektiğini biliyorum. Ama tıpkı senin çekindiğin gibi ben de söyleyeceğim şeyi yanlış anlamandan çekiniyorum. Sana karşı olan ilgimden dolayı eğer beni yanlış anlarsan aramızdaki iletişim zarar görebilir. Hayır, hayır. Çekinmeden söyleyin lütfen. Peki. Nur, Yiğit Kozan'ın gölgesinden kurtulmanın tek yolu onun adını senin isminin yanından silecek, başka bir adı isminin yanına eklemek. Pardon? Başka biriyle, onun kadar güçlü ve ses getirecek biriyle alınman. Kerem Bey. Evet. Evet, o kişi benim. Seni Yiğit Kozan'ın gölgesinden kurtaracak olan kişi benim. Ne demek annene, ne yaptın ya? Nasıl bir soru bu ya? Sen bana böyle bir soruyu nasıl sorabiliyorsun? Ya kadın seni gördüğünde cin çarpmışa dönüyor. Yazıklar olsun diye sayıklayıp durdu. Hasta yatağında seni odasından kovuyor. Kesin bir şeyler olmuş ve sen bana anlatacaksın. Sana inanmıyorum Yiğit. İçeride canıyla cebelleşen kadın benim annem. Ve sen beni sorguluyor musun? Neredeyse bu kadına ne yaptın da bu hale getirdin diyeceksin ya. Neredeyse değil. Ben sana açık açık söylüyorum. Ne yaptın da bu hale getirdin bu kadını? Ben odaya girdiğimde üçünüz konuşuyordunuz. Kadın Fırat'ın yakasına yapışmıştı. He? Bir şeyler olmuş belli ve ben bunu öğrenmek istiyorum. Sen de bana anlatacaksın İclal. Hamile halimle dayak yedim yetmedi değil mi? İclal! Beyefendi, hastanedeyiz. Lütfen biraz siz. Tamam, tamam, affedersiniz. Nur'u karıştırıp benden kaçmaya çalışma. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Teyzemle neden kavga ettin? Ben annemle kavga falan etmedim. Bana niye kızdı bilmiyorum. Kadın enfarktüs geçirdi ya. Aklı yerinde değil, bilmiyorum. Ne düşünüyor bilmiyorum, anladın mı? Bilmiyorum. Saçmalık bu. Saçmalık bu, çok saçma.
İcdar'ım, sizi alalım isterseniz yanına. Yalnız fazla yormayalım, olur mu? Ne saklıyorsun İcdar sen? Ne saklıyorsun? Sizi görünce heyecanlanıyor biraz sanırım. Merak etmeyin, sakinleştirici verdik. Şaşırttım. Şaşırmak bile hafif kalır Kerem Bey. Ben bu duyduklarımı gerçekten söylediğinize inanmak istemiyorum. Korktuğum başıma geldi. Beni yanlış anladın. Bunun yanlışı doğrusu yok. Böyle bir teklifi bırakın düşünmeyi, duyduğuma bile inanamıyorum. Bana nasıl böyle bir... Alaksız teklif mi? Ben bu kadar sert söylemek istemezdim. Ama teklifiniz yüzümü kızarttı. Ya kendimi kötü hissediyorum. Bana Yiğit'in gölgesinden kurtul. Onun yerine benim gölgemin altına gir diyorsunuz. Yani inanamıyorum ben size. Çok sert bakıyorsun. Ben sadece içine düştüğün dünyayı çok iyi tanıyorum. Ben sana gölgemde kalmanı ya da senin düşündüğün gibi senin yüzünü kızartacak bir teklifte bulunmadım. Asla, asla ben sana böyle bir teklifte bulunmam. Benim böyle bir teklifte bulunmamı düşünmem önce benim yüzümü kızartır. Bence bu konuyu burada kapatalım. İşle ilgili ricamı da unutun lütfen. Nur, Nur biraz sakin olur musun lütfen? Ben sana senin kalkanın olmayı teklif ettim. Bak sen inansan da inanmasan da yaşayarak göreceksin. Artık bu dünyanın bir parçasısın. İstesen de istemesen de. Adı dedikodularla anılacak bir figürsün. Ben sana sadece yardımcı olmaya çalıştım. Senin düşündüğün gibi tamam haddimi aşmış olabilirim. Ama inan, inan niyetim bu değildi. Bu konuşmayı yapılmamış varsayacağım. Artık kalksam iyi olur. Nur, bir dakika son bir şey de. Biz ikimiz de yetişkin insanlarız. İşle ilgili teklifinde seni geri adım atmış saymıyorum. Bugün gelip kendini o kadar ateşli savunduktan sonra vazgeçmen bence çocukluk olur. İyi günler Kerem Bey. Evlenme teklif eden adamdan yardım beklenir mi ya? İşte böyle olur. Böyle olur işte. Aptal kafa ya. Aptal kafa. Salak. Anneciğim. Ne olur. Ne olur bir bak bana da gör ne haldeyim lütfen. Heh. Anne bak ne olur işkence yapma bana böyle ölüyorum korkudan. Beni bir dinlesene. Heh. Anne deme bana. Bana anne deme. Anne, anne bak ne olur, yalnız kalınca kız, bağır, döv. Ama şimdi bana yardım etmek zorundasın. Anne, Yiğit duydu konuştuklarını. Bana kızgın olduğunu biliyor, şüpheleniyor benden anne. Peşine düşecek, ne yaptığımın peşine düşecek, ne olursun. Yazıklar olsun, rezil. Namussuz. Anne ne olur sus. Sus bak yalvarıyorum böyle konuşma, biri duyacak, ne olur. Utanmaz. Anne, anne. Tutma elimi, elimi sen benim elimi tutamazsın. Anne ne olursun bak yapma bana böyle ne olursun. Sen kendine ne yaptın utanmaz. Ha.
Sen kendine ne yaptın rezil? Anne. Senin gibi evlat da senin gibi anne de olmaz olsun. Olmaz olsun. Evet Aytül Hanım. Hemşirenizden öğrendiğimiz kadarıyla bu gece sizi misafir etmemizi istemiyormuşsunuz. Hastanedeyiz. Teyzeme ne olduğunu bilmek istiyorum. Mesajımı alınca beni acilen ara. Fırat. Kaçamazsın. Bu gece misafirimiz olmanızı isterdik ama siz evinizi istemişsiniz. Madem öyle, sizi strese sokmayalım. Gerekeni yapın. Kaç kez aradım seni, neredesin ya? Ben bir toplantıdaydım. Merak ettim Aytül Hanım nasıl? Ha, nihayet merak ettin. İyi tamam, bir toplantıdaydım diyorum. Söyleyecek misin, iyi mi? Ciddi bir şey yok değil mi? Enfarktüs geçirmiş. Ne diyorsun? Teyzemle ne oldu? Ne? Yakana yapışmıştı. Teyzemle ne oldu? Şey, düşmemek için herhalde. Fenalaştığı için. Ya anlamıyorum, sen ne diyorsun Yiğit? Bak odada sen de vardın. İclerle kavga ediyorlardı. Ne konuşuyorlardı bana söyleyeceksin. Kavga mı ediyorlarmış? Hay Allah. İclal de vicdan azabı çekiyordur şimdi. Ya şimdi bırak vicdan azabını. Ne oldu bilmek istiyorum. Yiğit bak. Bir yanlışlık oldu herhalde. Ben kavga ettiklerini falan görmedim. Şu takı tasarım işini İclal'le konuşmaya gelmiştim. Aytül Hanım da oradaydı. Biraz konuştuk. İclal'in yeni markası için İmza örneklerini falan hazırlatmıştım. Ya bunları konuşacaktık. Aytül Hanım daha sonra fenalaştı. Ya zaten gördünüz işte, düşerken de yakama yapıştı Yiğit. Seni öldürürüm derken mi yakana yapıştı? Geliyorum. Yiğit, ajans biraz... John, akşam evde konuşuruz tamam mı? Hadi. Tekrardan çok geçmiş olsun. Kahretsin. Allah kahretsin. Güzel. Demin Yiğit'le konuştum. Bir şeylerden şüphelenmiş belli. Ben şu takı işi için odana geldiğimi söylemiştim. Senin de haberin olsun. Mesajımı alır almaz ara beni tamam? Güzel ben gerçekten çok üzgünüm. Ya inan böyle olsun istemezdim. Ben annen için çok üzgünüm. Ya bir anlamı var mı bilmiyorum ama ben senin yanındayım. Yani her ne olursa olsun her şeye karşı yanındayım. Senin istediğin taslakları hazırladın mı? Elindeki işi bırak, bununla ilgilen. Acil diyorum, çok acil. Yakındaydım. Arabanızı da görünce bir uğrayayım dedim. Konuşabildiniz mi? Aytül Hanım nasılmış? Anneciğim bak, yalnız kaldığımızda istersen gebert beni ama şimdi yanımda olmak zorundasın. Ne olur, ne olur bak yalvarıyorum, mantıklı ol biraz. Yiğit şüpheleniyor. Eğer gerçeklerden biraz bile şüphelenirse ben mahvolurum anne.
Ölürüm. Bu karnımdakiyle beraber ölürüm. Senin o karnındaki... Haklısın anneciğim. Haklısın. Karnımdakini düşünmem lazım. Düşünemedim, bencillik yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim, üzdüm seni. Başı çok ağrıyormuş. Çıkmadan söylesek de şöyle etkili bir ağrı kesici yapsalar. Şimdi doktor gelip cihaz takacak zaten. O sırada yaparlar. Artık taburcu oluyoruz. Hadi gel çıkalım. Gel. Gel, gel. Merak etme. İyi olur şimdi teyzem. Bu arada ben de çok üstüne geldim biliyorum. Hadi rahatla biraz. Bu kadar stres bebek için de iyi değil. Çok umurundaydı sanki. Bak, aramızda ne geçerse geçsin. Mert de, doğacak çocuğumuz da senin olduğu kadar benim de çocuğum. Ben çocuklarım için canımı veririm. Anlıyor musun? Dünya bir yana, çocuklarım bir yana. Bunu kafana sok artık. Ne olursa olsun, ben çocuğuma can verdiğim geceyi hatırlamasam da, o gece benim hayatımın en büyük pişmanlığı olsa da, o çocuk benim de evladım. Anlıyor musun? Artık onu istememekle beni suçlamaktan vazgeç. Çünkü bu doğru değil. Ben canımdan geçerim. Evladımdan vazgeçmem. Umarım bu söylediklerinde samimisindir Yiğit. Umarım beni bir gün samimiyetine inandırabilirsin. Neyse. Gel. Gel oturalım şöyle biraz. Şu konuyu değiştirelim artık, gel. Teyzem çıkana kadar kafamızı dağıtalım. Başka şeylerden konuşalım. Nihayet canımda can taşıdığımı hatırladın yani. Hatta senin ilgini çekebilecek şeylerden konuşalım. Mesela takı işinden. Takı mı? Hı. Nasıl gidiyor? Yani en son bir kız arkadaşınla taş falan seçiyordunuz. Bayağı yol kat etmişsinizdir. Hı. Ettik. Çok yol kat ettik. Hatta 2-3 güne de açılış davetiyesi gelir eline. O arada da kocamın aslında kocam olmadığını öğrendim ya. Çok ilham verdi bana. İyi geldi yani. Hiç yol kat etmediniz yani. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ha? İnadına mı yapıyorsun? Benim takı tuku düşünecek halim mi var? İclal'in yeni markası için imza örneklerini falan hazırlatmıştım. Bundan konuşacaktık. Fenalaştı. Ne oldu Yiğit? Ha? Hayal kırıklığına mı uğradın? Ne oldu? Yok. Tam da düşündüğüm gibi. Aksine. Anne. Otel 48 saat boyunca üzerinde duracak. Ritim bozukluğunu ölçüyor olacağız. Akşam da doktor bey sizi evinize ziyaret edecek. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ ol. Hadi sen git eve dinlen biraz, yat. Tamam mı? Kendine gelirsin. Hadi. Sen gelmiyor musun bizimle? Yok, şoför sizi aşağıda bekliyor. Eve bırakacak. Ben akşam evde olacağım. Demek. Allah korumuş. Atlatabilmiş en azından. Eniştem bir haftadan beri ha bugün ha yarın çıkacak derken hala çıkarmadılar. Nur, buraya Aytun Hanım'ın sağlık durumunu konuşmaya gelmedin herhalde, değil mi? Hayır. Sizinle iş konuşmaya geldim. Ama siz çok dağılmış görünüyorsunuz. Kafam takıldı Aytun Hanım'a. Ya biliyorsun düşmemek için yakama yapışmıştı. Ya gözümün önünden gitmiyor. İclal Hanım için de üzülüyorsunuz tabii. Evet, tabii. Sizi hayret ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Anlayamadım. Beni gayet iyi anladınız. Ben sevdiğim adamın, deliler gibi sevdiğim adamın başkasına dokunmasına katlanamadım. Ondan vazgeçtim. Siz nasıl dayanabiliyorsunuz? Hala o evde, İclal karnında onun bebeğini taşırken, hala orada onunla
aynı çatı altında kalmaya nasıl dayanabiliyorsunuz? Söyleyecek çok fazla bir şey yokmuş. Bazı duygular konuşulmuyor, anlatılmıyor. Bunu benden daha iyi kimse bilemez. Her neyse. İş konuşacaktık. Evet, Kerem Bey'le... Şimdi Fatih Bey'le. Gel bakalım. Yiğit, çek elini. Ne saklıyorsun lan benden? Cevap ver, ne saklıyorsun benden? Yiğit, ne yapıyorsun? Sen karışma. Ne demek karışma ya? Sen eşkıyalığa mı başladın yine? Tamam. Tamam, eşkıyalık yok. Ne derdin var bilmiyorum ama sen buraya basana kadar biz burada iş konuşuyorduk. Fırat Efendi de çok iyi biliyor ki benim derdim sizin işinizden çok daha mühim. Ya sen ne saçmalıyorsun? Tamam. Tamam Nur. Yiğit'i dinleyeyim. Sen bekle. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yok Fırat'cığım. Sen beni değil. Ben seni dinleyeceğim. Yiğit, bak neden bahsettiğinde, buraya neden geldiğinde, yakama niye yapıştığında gerçekten bilmiyorum. Tek soru, tek cevap. Sen, teyzem ve İclal odada ne yapıyordunuz ha? İclal'in takı işiyle falan ilgisi yok, hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi bana cevap ver. Benden ne saklıyorsun Fırat? Haberin olsun. Mesajımı alır almaz ara beni, tamam mı? Güzel, ben gerçekten çok üzgünüm. Ya inan böyle olsun istemezdim. Ben annen için çok üzgünüm. Ya bir anlamı var mı bilmiyorum ama ben senin yanındayım. Yani her ne olursa olsun, her şeye karşı yanındayım. Yanına karşısın. Allah kahretsin. Bana ayak yapma lan. İzlelin bu takı işlerinden, imza öneklerinden falan haberi yok. Bak, buradan nereye varmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama sen uçmuşsun Yiğit. Biraz daha neler olduğunu anlatmazsan sana uçacağım. Kendine gel Yiğit. Yalan söylüyor. Göz göre göre yalan söylüyor. Sen de kendi gözlerinle gördün. Teyzemin ellerinin bunun yakasında ne işi vardı? Tamam, ne gördüğümüzü biliyoruz. Ama biraz sakinleşir misin lütfen? Bir şeyler oluyor Nur. Yemin ediyorum sana bir şeyler dönüyor ve ben bunu öğreneceğim. Sen kafayı yemişsin. Suçluluk duygusundan değil mi? İkisine de duyduğun suçluluk duygusundan. Ulan seni... Yeter. Size de yeter. Tarih edip durmayın. Yok yok yok, ben tarihlerine kapılmayacağım. Buraya ağzını burnunu dağıtmaya gelmedim. He. Ama birazdan o iş değişebilir. Gördün değil mi Nur? Eski kocan nezaketi elinden bırakmıyor. Ağzımı, burnumu kırma hakkını şimdilik saklı tutacakmış. Şebeklik yapma lan. Şimdi bana neden yalan söyledin, onun cevabını ver hemen. Ah. Al sana cevap. Hadi. Bu ne şimdi? Senin bunlardan haberi yok. Annesi rahatsızlanmasıydı, haberi olacaktı. Yani sen... Evet. Son yaşadıklarından sonra ona biraz moral vermek istemiştim. Ne affedilmez bir suç işlemişim değil mi? Hı? Hadi. Hadi Yiğit. Cevap ver ya, seni bekliyorum. Hadi. Söyle. Söyleyecek bir şeyin yok mu? Ha? Ben bir şeyim. Çalışmalar.